kendileri konuşmak yerine silahlarını konuşturuyorlar. Kimi kısa yoldan köşeyi dönme, kimi saygınlık kazanma derdinde. Sokakta, evde, lokantada, hatta bir hak arama yeri olan adalet saraylarında bile infazlar, saldırılar, çatışmalar yaşanıyor. Hiçbiri klasik anlamda mafya ya da çete lideri değil. Sudan sebeplerle insanları öldürüp kendi sözde adaletlerini kendileri arıyorlar. 90'ların Türkiye'si artık geride kaldı. Büyük mafya örgütlenmelerinin beli kırıldı. Sıradan vatandaşların bile adını bildiği çete liderleri ya öldü ya da cezasını çekiyor. Şimdi onların yerini yeni ekran starları aldı. Yani mafya dizilerinin ağır abileri. Yamaç! Bu konuda hem yurt içinde hem de yurt dışında yapılmış onlarca araştırma bulunuyor. Hepsinin sonucu aynı. Mafya dizileri şiddeti ve kendi adaletini arama duygusunu arttırıyor. Bir tek sizin doğrunuz. Her şeyi siz biliyorsunuz. Kimse laf dinlemiyor lan mahallede. Psikologlara göre mafya dizileri içerdikleri şiddet görüntüleri, verdikleri açık ve örtülü mesajlarla yasa dışılığı ve uyumsuzluğu özendiriyor. Adalete karşı güven duygusunu sarsıyor. Yapılan bir araştırmada suça bulaşmış çocukların daha çok mafya tarzı diziler izledikleri ve onları kendilerine örnek aldıkları belirlenmiş. Bu çocukların %42.9'unun haksızlıklara karşı mafya liderlerini canlandıran film ve dizilerde başrol oyuncusu olmak istedikleri tespit edilmiş. Kapkaç suçuna karışan çocuklar üzerinde de bir araştırma yapılmış. Bu çocuklara televizyonlarda en çok hangi programları izlersiniz sorusu sorulmuş. Çocukların %60'ı mafya dizilerinin adını vermiş. Kimse beni sevdiklerime zarar vermez. Duydun mu beni? Sonuç olarak araştırmalar ortaya koyuyor ki bu dizilere karşı en savunmasız grup çocuklar ve ergenler. Bu diziler sayesinde hem şiddeti öğreniyor hem de şiddete duyarsızlaşıyorlar. Zira onların doğruyu ve yanlışı ayırt edebilme yetenekleri henüz sınırlı.